motorunun kurulumu ve programlanması kolaydır. Motorun elektrik şebekesine bağlantısı iki tipte olabilir. Temel olan ya da bir selektör aracılığıyla. Başlamadan önce motorun programlama yaptığından emin olmak gereklidir. Programlama başarılı olursa motor uzun bir dönüşle başlangıç konumuna döner. Diz tamamlanmadığında motor bir veya iki kısa dönüş yapar. Bir geçişle bir sonraki arasında 4 saniyeden fazla geçiş yapılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın. Uzaktan kumandadaki yanıp sönen bir LED'in varlığı programlamanın engellendiğini gösterir. Programlamayı etkinleştirmek için pillerin en az 5 saniye boyunca uzaktan kumandadan çıkarılması gerekir. Uzaktan kumandayı motorla eşleştirmek için aynı anda şu tuşlara basın. A ve B. 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 Limitliği hafızaya almak için ilk önce kapanış pozisyonunu ayarlayın. Pergola brandası istenen konuma ulaşana kadar sarın. Başarılı hafızalamayı onaylamak için brandayı birkaç santimetre indirene kadar B düğmesini basılı tutun. Pergola brandası tamamen kapalıysa ilk önce en az 20 santimetre açmalısınız. Doğru dönme yönü yalnızca ilk konumu hafızaya aldıktan sonra tanımlanır. Şimdi açılış pozisyonunu ayarlayın. C tuşu ile istenen konuma ulaşana kadar pergola brandasını tamamen açın. Veya motor brandanın maksimum gerilimde otomatik olarak durana kadar C düğmesini basılı tutun. Başarılı hafızalamayı onaylamak için brandayı birkaç santimetre açılana kadar B düğmesini basılı tutun. Motora uzaktan bir kumanda bağladıktan ve limitli programladıktan sonra iklim sensörlerini hafızaya almak mümkündür. Sıra aşağıdaki gibidir. A ve B. B. Set. İklim sensörlerini iptal etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın. A ve B. A. Set. Orta pozisyonu programlamak mümkündür. Brandayı istediğiniz pozisyona getirin ve ardından motor 3 onaylama hareketi gerçekleştirene kadar B tuşuna basın. Kayıtlı orta pozisyonu geri çağırmak için motor hareket etmeye başlayana kadar B tuşuna basın. Günlük kullanımda orta pozisyonunu geri çağırmak için stop tuşuna basın. Hafızadaki konumu iptal etmek için orta pozisyona gidin ve motor 3 onay hareketi gerçekleştirene kadar B düğmesine basın. Bu şekilde 15 uzaktan kumandayı motora bağlamak mümkündür. Önceden hafızaya alınmış bir uzaktan kumandaya basın. A ve B. B. Hafızaya alınacak uzaktan kumandadaki tuşa basın. B. Her uzaktan kumandayı ayrı ayrı iptal edebilirsiniz. A ve B. A. B. Uzaktan hafızanın toplam iptali iki yolla yapılabilir. Uzaktan kumandaya basın. A ve B. B. A ve B. Beyaz kablo ile. Acil bir durumda veya uzaktan kumanda kullanılamadığında bu seçeneğin kullanılması önerilir. Hafızayı silmek için motorun beyaz kablosuna erişmeniz ve ardından aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Motorun güç kaynağını kesin. Motorun beyaz kablosunu kahverengi kabloya, faz veya mavi kabloya, nötr bağlayın. Motorun kısa bir dönüş yapması için güç kaynağını bağlayın. Motor güç kaynağını en az 4 saniye boyunca kesin. Motor güç kaynağını bağlayın. Yaklaşık 4 saniye sonra kısa bir dönüş ve diğer yönde daha uzun bir dönüş yapacak. Motorun güç kaynağını kesin.
Güç kaynağını bağlamadan önce beyaz kabloyu kahverengi veya mavi kablodan izole edin. Bu noktada ilk uzaktan kumandayı hafızaya almak için devam etmek mümkündür. Limitliler aşağıdaki komut dizisiyle iptal edilebilirler. B ve C. B ve C. B ve C. Bu ayar, kutulu tentelerin tamamen kapalı kalmasını sağlar. Motoru, %40 kapama kuvvetiyle önceden ayarlanmıştır. Artırılabilir veya azaltılabilir. Kapama kuvvetini %20'ye ayarlamak için B ve C, A, C. %40'a ayarlamak için B ve C, A, B. %70'e ayarlamak için B ve C, A, A. %100'e ayarlamak için B ve C, A, A ve C. Bu fonksiyonun kullanımında dikkat edilmesi önerilir. Aşırı kapanma veya kapanma kuvvetleri tenteye zarar verebilir.